أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, takvamızın, ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Günahlarımızın, tembelliğimizin, kasavetimizin azalmasına ve yok olmasına vesile eylesin. Kıymetli dostlar, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecma'in aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den dinledikleri için en etkili, en müessir olan vaizden dinledikleri için onlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin bakışlarından dahi etkilendikleri için olayları hep Kur'an gözüyle, iman gözüyle değerlendiriyorlardı. Onların gönlünde bir dert yerleşmişti. Nasıl daha iyi mümin olabilirim? Nasıl daha zengin İman zengini, amel zengini bir mümin olabilirim. Buna örnek olarak birkaç tane söyleyebiliriz. Mesela sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain yolda karşılaştıkları bir arkadaşına teal nümin saaten derlermiş. Yani gel seninle bir miktar iman müzakeresi yapalım. Yani biraz imandan konuşalım derlerdi. Demek ki onların gönlündeki dert, dolar derdi, avro derdi falan değildi. Dünya derdi değildi, onu anlatmaya çalışıyorum. Onların gönlünde yerleşen dert, ahiret derdi idi. Teal nümin saaten gel, bir miktar imandan konuşalım derlerdi. Bir araya geldikleri zaman imandan konuştukları gibi ayrılırken de derlerdi ki birer asır suresi okuyalım da öyle dağılalım. Ayrılırken de dağılırken de bir asır suresi okuyarak dağılırlardı. Asır suresi de İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in ifadesine göre Kur'an-ı Kerim'in özeti olabilecek nitelikte nasihatleri ihtiva etmektedir. Şimdi bu anlattığım olay sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain'in gönlündeki derdi ortaya koyması bakımından güzel bir örnektir. Bu okunan ayeti kerimeler Saf suresinin 10. ve devamındaki ayeti kerimelerdir. Bu surenin inişinde de sebep sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain geldiler aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ya Resulallah dediler. Bizim amellerimizin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Celle Celal en çok sevdiği amellerin hangisi olduğunu bilse biz o amellere sarılır. Dolayısıyla Rabbimizin sevgisini kazanma noktasında yarış yapardık. Yani biz çok ameller var, namaz var, oruç var, zekat var, hac var, şu var, bu var. Bu amellerden yapılması gerekenler zaten yapılacak. Ama en sevgilisi Mevla'ya hangisi ise, biz bunu bilsek ona göre ona daha fazla yönelmiş oluruz. Bunun üzerine şu anda okunan ayeti kerimeler tabir caizse buna cevap niteliğini taşımaktadır. Yani böyle sebebi nüzül diyoruz. Ayetlerin iniş sebebi. Bu ayeti kerimelerin iniş sebebinde veya bu surenin iniş sebebinde bundan bahsedilmektedir. Kıymetli dostlar, hemen ayeti kerimelere geçelim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, dostlarım, ahiret derdiyle dertlenen dostlarım, kullarım ve dostlarım. Ben size bir soru sorayım. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Korkunç azaptan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu size öğreteyim mi? Ben size bir yol öğreteyim ki onu yaptığınız zaman elim azaptan kurtulursunuz.
Elim azap deyince aklımıza kabir ve kabrin azabı, kabrin darlığı, kabir azabı, ötesinde mahşerdeki sıkıntılar ve cehennem azabı. Ama buna ilaveten dünyada bir insanın altından kalkamayacağı zor imtihanlara tabi olması da elim bir azap sayılır. Şöyle bir örnekle dünyadaki elim azabı paylaşayım sizinle. Bir insanın maddi imkanlarının çok iyi olduğunu düşünelim. Maddi imkanlarının çok iyi olduğunu düşünelim. Ama rüştüne ermiş bir çocuğu babasına kafa kaldırırsa, takmıyor ve dinlemiyorsa, affedersiniz evlenmiş yuvasını dağıtıyor veya eviyle ilgilenmiyor, başkalarıyla aldatma ile hayatını sürdürüyorsa, anne baba da buna muttali ise, bir türlü bunu yola getiremiyorlarsa, sizce bu ailede ateş var mı yok mu? Ateş var. Bu da bir elim bir azaptır. Yani bir insanın kendi çocuğuna, kendi eşine, damadına, gelinine malik olamayıp yüz kızartıcı veya ailenin ekonomik dengelerini tamamen tehlikeye sürükleyecek şekilde yanlış atılımlar yapan bir çocuğun veya bir yakının sahipleri de bir elim azap içerisindedir. Hatta bazen öyle oluyor ki dostuna bile anlatamayacak duruma geliyor. Kime anlatsam ne yapacak ki? Kim ne yapabilecek ki? İçine çekiyor. Bakıyorsun ki 6 ayda bembeyaz saçlı olmuş. Simsiyah saçlar 6 ayda bembeyaz olmuş. Neden? Çünkü içinde öyle bir yara var ki dışarıdakiler onun sadece nesine bakıyorlar? Efendim, üstüne başına bakıyorlar, toplum içerisindeki selam vermesini, almasını, içindeki derdi bilmiyorlar. Hani dışı seni yakıyor, içi beni yakıyor meselesi var ya, böyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyor. O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elim bir azaptan kurtaracağım dediği, ahiret olarak zikretmediğine göre dünyadaki elim azap da, kabirdeki elim azap da, mahşerdeki elim azap da buna dahil olsa gerek, bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi sonuçta Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bize buyuruyor ki, kullarım, iman eden kullarım, ben size bir ticaret öğreteyim. Bu ticareti gerçekleştirdiğiniz zaman bu ticaret sizi elim ve korkunç azaptan kurtaracaktır. Edeyim mi, etmeyeyim mi diye soruyor bize. Elbette hepimizin vereceği cevap, Allah'ım böyle bir ticareti bize öğret, delalet et demek olur. Hemen Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri devamında buyuruyor ki, ben şimdi size bu ticaret yolunu öğreteyim. Ey iman edenler diye başlamıştı. Şimdi diyor ki, bir, tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne yeniden iman edeceksiniz. İmanlarınızı güçlendireceksiniz. Bu bir. İmanımız var diyorsunuz. وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ İki, bir canlarınızla, iki mallarınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Eğer dünyada, kabirde, mahşerde elim azaptan kurtulmak istiyorsanız, imanınız yetmez. İmanınızın yanında canınızla, malınızla cihat edeceksiniz. Eğer bir insan, cihat ne için yapılır? Allah'ın dininin benim hayatıma, ailemin hayatına, toplum hayatına hakim olsun diye verilen mücadeleye cihat deniyor. Allah'ın dini yücelsin diye. Nerede yücelsin? Benim şahsımda, ailemin şahsında, ailemin içerisinde, efendim memleketimde, çevremde. İslam en yüce ses olsun, en gür ses İslam'ın sesi olsun diye kendim bedenimle, canımla, gerektiğinde malımla cihadı imanıma ilave etmem lazım. İmanımın yanında mal ve can ile cihad edeceksiniz diyor. Saf suresinin bu 11. ayeti kelimesidir şu anda okuduğum. Şimdi kıymetli dostlar, şurasını düşünesiniz diye sizinle paylaşıyorum. Sözün sahibi kim? Allah. Kime hitap ediyor? Müminlere. Ne diyor? İmanlarınızı
gözden geçireceksiniz. Bu imanlarınıza bir de can ile mal ile cihadı ilave edeceksiniz diyor. Şimdi bunu söyleyen Allah olunca her bir mümin burada şunu düşünmesi gerekir mi acaba? Ne dersiniz? Acaba imanımda şüphem yok. Ama can ve mal ile de cihat isteniyor benden. Bu noktada ben neredeyim, nerede olmalıyım? Bu soruyu kendi kendimize sormamız gerekir. Bir başka deyişle sorayım. Ben 5 vakit namazımı düzgün kılsam, orucumu tutsam, zekatımı versem, mevsimi geldiğinde haccime gitsem, tesbihimi çeksem, zikrimi yapsam, Kur'an'ımı okusam, imanım tamam. Ama ben malı ile canı ile cihad edenler sınıfına bu saydıklarımla katılabilir miyim? Katılamam. Burada malımı ortaya koymadım ki, canımı da ortaya koymadım. Sadece normal ibadetleri yaptım. Öyleyse can ile mal ile cihad, Çanakkale'dekiler yaptılar bunu. Canı ile malı ile yaptılar. Bedir Muharebesi'nde yaptılar, canı ile malı ile yaptılar. Uhud Muharebesi'nde yaptılar, canı ile malı ile yaptılar. Geçmişte bunların örnekleri çoktur. Şunu anlamış oluyoruz kıymetli dostlar. Mevla her şeyimizin sahibidir. Canımızın da sahibidir, malımızın da sahibidir. Bizim malımızın miktarını biz ayarlayamayız. Biz malımızın miktarını ayarlayamayız. Yani kim ne kadar zengin olmak isterse o kadar zengin olamaz. يَبْسُدُرْ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ Cenab-ı Hak dilediğini rızkını bol yapar, dilediğini rızkını azaltır. Mali durumumuzu azaltmak ve çoğaltmak mahza bizim elimizde değildir. O Allah'ın iradesindedir, Allah'ın kararındadır. Eğer bizim elimizde olsaydı herkes ne olmak isterdi? Popüler bir zengin olmak isterdi. Herkesin gönlünde bu yatar. Ama istekle değildir bu. Cenab-ı Hakk'ın da bir ayarlaması var, takdiri var. Şimdi malımızın da sahibi Allah, canımızın da sahibi Allah. Biz çocuklarımız için bir harcamayı düşündüğümüz gibi, kendi ihtiyaçlarımız için bir harcamayı düşündüğümüz gibi, gerektiği zaman bir arabada, gerektiği zaman bir evde, gerektiği zaman ilave bir iş yeri yapmakta, veya gerektiği zaman dekorasyon yapmakta ciddi paralar harcıyor muyuz? Harcıyoruz. Bunları zarar kabul ediyor muyuz? Hayır, olması gereken şeyi kabul ediyoruz. Peki tamam da meşru olduktan sonra bunlara kimse bir şey diyemez. Yani helal yollardan iyi niyetli olduktan sonra bunlara kimse bir şey diyemez. Ama şu da olması gerekmez mi? Ben maddi imkanlarımın daha da genişlemesi için işte şunu da yaptım. Rahatım için işte arabamın modelini değiştirdim. Rahatım için evimi daha da genişlettim. Hani harcamalar yaptım tamam. Ama dinimin yücelmesi için, imanımın kemale erebilmesi için, Rabbimizin rızasını ve sevgisini kazanabilmem için de şöyle bir harcama yapmam, ilave bir harcama yapmam lazımdır diye bu ayeti kerimeyi düşündükten sonra, duyduktan sonra düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz. Sadece mal ile yapılan fedakarlık da yetmiyor. Yanına can ile de fedakarlık gerekiyor. Yani gerektiğinde insan bedeniyle zaman ayırmak suretiyle koşması, koşuşturması, malı ile koşması. Hem malı hem canı. Bi emvalikum ve enfusikum. Önce malları söylüyor, sonra canları söylüyor. Efendim terakki yapmak suretiyle bir insan malını veremiyorsa canını zaten hiç veremez. Malından veremiyorsa canını hiç veremez. Şimdi diyor ki Allah Celle Celaluhu, kullarım elim azaptan sizi kurtaracak ticaret yolu mu istediniz? Allah'a ve Resulüne yeniden iman etmiş olacaksınız. Bu imanınıza Allah yolunda mallarınızla canlarınızla cihadı ilave edeceksiniz. İmanınıza bu cihadı birleştireceksiniz. ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer siz bilirseniz, böyle yapmanız, malınızla, canınızla cihad edip, imanınızla bu cihadı birleştirmeniz sizin için çok hayırlıdır. Eğer bilirseniz, bilmek diye bir özelliğiniz varsa, cahil değilseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Peki, siz imanınızın yanına can ve malınızla cihadı ilave ettiniz.
ne kazanacaksınız? Onu söyleyeyim size. 1. Yağfir leküm zunubeküm. Bütün günahlarını sileceğim. Siz beşersiniz, kulsunuz. Hatanız olmaması mümkün değildir. Gözünüzde, gönlünüzde, elinizle, ayağınızla kazanırken, harcarken hatalarınız olacaktır. Ben bir hatadan sizi hesaba çeksem altından kalkamazsınız. Ama ben size söz veriyorum. İmanınızın yanına malınızla, canınızla cihadı ilave ederseniz size birinci ikramım günahlarınızı bağışlayacağım. Bana geldiğiniz zaman amel defteriniz pırıl pırıl olacak. Aslında pırıl pırıl olduğundan dolayı değil, ben sildiğimden dolayı. Yani siz hayatınız gerçekten pırıl pırıldı diyemezsiniz. Ben imanınızın yanına mal ve canınızla cihadı ilave etmenizden dolayı günahlarınızı bağışlıyorum. Pırıl pırıl tertemiz yapıyorum sizi. Birinci kazancınız bu olacak. Şimdi kainatın sahibi olan Allah-u Teala'nın huzurunda, mahkeme-i kübrada, cennet ve cehennem tefrik ve taksimi yapıldığı bir mekanda amel defteri pırıl pırıl tertemiz, bütün günahlar silinmiş bir şekilde çıkmak kadar büyük bir mutluluk olabilir mi? İkinci mükafatım size ne olacak? Ve yudhilküm cennetin tecri min tahtihel enhar, altlarından nehirler akan cennetlere ebediyen sizi girdireceğim. Siz imanınızın yanına mal ve can ile cihadı da ilave eder, bunları birleştirirseniz, ben günahlarınızı bağışladığım gibi ikinci en büyük kıyam, altlarından, köşklerin altlarından bal, su, süt ve cennet şarabı ırmakları devamlı akmakta olan o cennetin köşklerine sizi girdireceğim, sizi yerleştireceğim. 2. Üçüncüsü ve mesakine tayyibeten fi cennati adnin, Adin cennetlerinde o kadar güzel meskenler, o kadar güzel ikame edeceğiniz yerler size ikram edeceğim ki, bu da imanla cihadı birleştirmenizin karşılığı olacaktır. Sonuç. Zalikel fevzul azim. Bu gerçekten sizin için büyük bir kurtuluştur diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi kıymetli dostlar, bir günlük saadet elbette saadettir ama bir günlüktür. Bir insan bir gün mutlu, bin gün ağlıyorsa, bir günlük saadeti bir gündür ama bin gün ağlıyor. Nasıl bir şey bu? Dünyada mesut olmak, ahirette ağlamak, o birle bin arasındaki kıyastan daha kötüdür, daha çirkindir. Yani ahirette insan günahları bağışlanmış olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı andan itibaren o artık cennet yolcusu olarak meleklerle beraber cennete sevk ediliyor. Bu insan artık bir gülüyor, bir daha ağlaması yok. Bir mutlu oluyor, bir daha mutsuz olması yok. Ömründe bir kere, ömür dediğin zaten sonsuzdur, bir kere strese girmesi söz konusu değil. Bir eşiyle veya çocuğuyla veya şununla veya bununla bir kavgası söz konusu olmadığı gibi yaşadığı atmosfer içerisinde karşılaştıkları insanlar arasında bile yüksek sesle konuşan, kavga yapan, birbirlerine kötü söz söyleyen hiçbir atmosferle karşı karşıya kalmayacak. Böylesine her şeyden, insanın moralini bozacak, canını sıkacak her şeyden arındırılmış bir cennete, bir günlüğüne, bir seneliğine değil, ebediyen yerleştirilmiş oluyor. Bu tamam. Buraya kadar bir toparlayayım isterseniz. Ne dedi Cenab-ı Hak, ne buyurdu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Ey iman edenler, sizi elim azaptan kurtaracak bir ticarete delalet edeyim mi? Et ya Rabbi. Allah'a ve Resulüne yeniden iman edeceksiniz. Bu imanınızla mal ve can ile cihadınızı da ilave edeceksiniz. Müminsiniz, yetmez. Bir de mal ve canla cihadınızı da buna ilave edeceksiniz. Bunu gerçekleştirirseniz benden alacağınız mükafat ne olacak? 1. Günahlarınızı bağışlayacağım. 2. Altlarından nehirler akan cennetlere yerleştireceğim. 3. Adin cennetinde hoş meskenlere yerleştireceğim. Zalikel fevzul azim. Bunu küçümsemeyin. Bu büyük bir kurtuluştur.
Bu büyük bir kurtuluştur sizin için. Diyor. Geçiyorum burasını. Ve uhra tuhibbuneha. Sevdiğiniz başka bir kıyam daha olacak size. Eğer siz imanla cihadı birleştirirseniz, sizin sevdiğiniz, hoşunuza giden bir başka kıyam olacak, nimetim, ikramım olacak size. Nedir o? Nasrun minallah ve fethun qarib. Allah'tan size yardım gelecek ve yakında fetih gerçekleşecek. Allahu Ekber. Eğer siz bunları yaparsanız, ahiretinizi böyle garantiye aldığınız gibi, dünyada da ben size yardım edeceğim. Ben yardım edersem siz asla mağlup olmazsınız. Fetih mi istiyorsunuz? Al size fetih. Fetihi de gerçekleştireceğim diyor. Bu ayeti kerime nazil olduğu zaman fethi aşk ile heyecan ile bekleyen Medine'deki Müslümanlara gerçekten fetih de nasip oldu mu? Vaad-i ilahi gerçekleşti. Ve beşşiril müminin. Habibim, böylesine iman etmiş müminlere sen müjdeyi dolu dolu ver. Böylesine iman etmiş müminlere müjdeyi dolu dolu ver diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu bitti. Soru ve cevap bitti. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ikinci bir talimat veriyor iman etmiş olan insanlara. Ya eyyühellezine amenu. Bu da Saf suresinin 14. ayeti kerimesi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kûnû ensârallâh. Hepiniz Allah'ın dininin yardımcıları olun. Hepiniz Allah'ın dininin yardımcıları olunuz. Kemâ gâle İsa ibn-i Meryem'e lil havariyyine men ensâri ilallah. Gâle el havariyyûne nehnu ensârullah. Bugün ey iman edenler, İsa peygamberim vardı. Onun havarileri vardı. Yakın adamları vardı. İsa aleyhisselam insanların küfrüyle, ahlaksızlığıyla karşı karşıya kalınca dedi ki havarilere, men ensari ilallah. Ben Allah için koşarken, Allah'ın dinini yaymak için koşarken bana bu yolda kim yardım edecek diye İsa aleyhisselam sordu havarilere diyor Cenab-ı Hak. قال الحواريون onun etrafındaki o yardımcıları dediler ki nahnu ansarullah biziz Allah'ın yolunda sana yardım edecekler. Emredersin. Ne emredersen baş üstüne. Biz bu iş için varız. Etrafında bu iş için varız. Ne emredersen baş üstüne. Ey müminler, İsa aleyhisselamla havariler arasında böyle konuşma geçmişti. Havariler biz Allah'ın yolunda Allah'ın dinini yaymak için yardımcılarız. Bizden başkasını aramana gerek yok dediği gibi ben de size diyorum ey iman edenler hepiniz toptan Allah'ın dininin yardımcıları olun. Şimdi kıymetli dostlar bir şey söyleyeceğim. Can kulağıyla burasını değerlendirmenizi rica edeceğim. Nedir bu söyleyeceğim şey? Şimdi bir insan iyi bir derviş olabilir. İbadetine düşkün birisi olabilir. Fakat cihat ruhu olmayınca, altını çizerek söylüyorum, cihat ruhu olmayınca bu insan ibadette kendisi bir noktaya gelebilir. Tesbihte, zikirde bir noktaya gelebilir. Ama o ibadet, o dindarlık kendinde kalır, çocuklarında olmaz, damadında olmaz, gelininde olmaz, torunlarında olmaz, gittikçe böyle söner. Tersini söylüyorum. Bir insan başkalarının hidayeti için çalışırken Allah onun çocuklarına da hidayet verir. Yani İslam dini yücelsin, toplumda, sokağımızda, mahallemizde, çevremizde yücelsin diye bir mücadele verdiğinde Cenab-ı Hak bu kulunun din için verdiği mücadelesini görünce çocuğunun kalbine, çocuklarının kalbine de ibadet sevgisini veriyor, Kur'an sevgisini veriyor. Yani din derdi, dini yayma derdi bizden uzaklaşınca
İlk kaybettiğimiz bizim çocuklarımız oluyor. Torunlarımız oluyor. Bizim aile farklı bir aile oluyor. Şimdi dini celil İslam'ı yaşamak ayrı şeydir. Cihat ruhu ayrı şeydir, değil mi? Hani imandan bahsetti, bir de cihattan bahsetti. Dolayısıyla özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün köylerimizde böyle çok mümbit araziler, hatta mümbit olsun diyelim ki adamın nesi var? Fındık bahçeleri var. Çay bahçeleri var. Şimdi Rize'de çay bahçesi olan yerlerde %60, %70 bahçe sahipleri bahçelerini, çayını kırmıyorlar. Yarılığa vermişlerdir. İstanbul'dadır, Samsun'dadır, oradadır, buradadır. Hanımı, çocukları çay kırmasını bilmezler. Yarılığa vermişlerdir. Oradan yarılıkta. Eskiden fındığı da yarılığa veriyorlardı. Şimdi vatandaş yarılığa da kabul etmiyor. Üçte birini sana veririm diyor. Üçte ikisini ben alacağım diyor. Şimdi adam düşünüyor. Ya ben şimdi fındık bahçemi ben toplayamıyorum. Yarılığa veriyorum, üçte bire veriyorum. Benim çocuklarım buna şimdi sahip değil. Peki ben öldükten sonra ne olacak bu fındık bahçeleri? Ne olacak bu çay bahçeleri? Kıran kalmayacak, toplayan kalmayacak. Allah bilir ne olacak. Meşhule doğru gidiyor. Kara kara düşünüyor bahçe sahibi. Tamam. Fındık bahçesi kime kalacak diye düşünüyorsun da camide senin safta olduğun yeri kim dolduracak diye niye düşünmüyorsun? Yani bahçe kime kalacak, tamam. Fındık bahçesi kime kalacak? Çay bahçesi kime kalacak? Bizim çocuklarda hayır yok. Buna sahip çıkmıyorlar. Burasını görebiliyoruz da. Efendim, benim sohbetteki yerimi, hizmetteki yerimi, cömertlikteki yerimi, camideki yerimi, Allah yolunda koşmamdaki yerimi kim alacak? Çocuklarım, efendim, bunu devam ettirecekler mi? Derdine düşmemek biraz... Sadece kendi nefsimize odaklı İslam'ı yaşamak, imanı yaşamak anlamına gelir. Kıymetli dostlar. فَهَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ Şimdi sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain ne yaptılar kıymetli dostlar? O cihat ruhuyla yaşadıkları için ta Türkiye'ye kadar, Çin'e kadar, Endülüs'e kadar dünyanın her tarafına imanı götürdüler. Biz kendi çocuğumuza götüremiyoruz. Kendi apartmanımıza taşıyamıyoruz. Bugün samimi olarak söylüyorum. Bir apartman içerisinde yaşayan 5 tane aile varsa, 10 tane aile varsa dini kriterlere uygun komşuluk yapan, komşunun hakkını bilen, komşunun değerini bilen, komşuyu nimet olarak gören kalmamış gibi. Leküm dinüküm veliye din. Herkes müstakil. Bırakın alt komşunun üst komşuyla, yan komşunun yan komşuyla irtibatını. Bir ailenin içerisinde, bir dairenin içerisinde olan 5 kişi bile birden kopmuş. Birisi almış telefonu internete dönmüş bir köşeye, öbürü almış telefonunu internete girmiş, oturmuş başka bir odada. Kadın başka yerde, kocası başka yerde. Bırakın apartmanlar arasında birlik ve beraberliği, aynı dairenin içerisinde kadın, karı koca, hatta anne evlat birbirinden ayrı yaşayacak duruma geldik. Bu bir bela mıdır? Beladır. Bu bir musibet midir? Bir musibettir. İşte bu musibetlerden kurtulmanın yolu nereden geçiyor? İmanla cihadı, mal ve bedenle, canla cihadı birleştirdiğimiz zaman Cenab-ı Hak bize vaatlerini yapıyor ve bunu becerebilen müminleri müjdele diyor. Ayrıca Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam havarilere deyip kimdir Allah yolunda bana yardımcılar deyip havariler de biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız dediği gibi İsa değil, İsa Aleyhisselam değil, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem değil. Ben Allah olarak size diyorum ki ey iman edenler Allah'ın dinini yardımcılar olun diyor. فَاَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ Beni İsrail'den evet çalışanlar ve İsa Aleyhisselam'ın talimatı üzerine çalıştılar ama sonuçta kanun ilahi bir grup iman etti bir grup iman etmedi. İkiye ayrıldı insanlar. فَاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ İman edenleri biz teyit ettik, güçlendirdik, kuvvetlendirdik. Kafirlere galip geldiler, üstün geldiler. Bizim yardımımız da üstün geldiler. Biz bu ilahi kriterlere uyduğumuz zaman وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin.
Eğer gerçekten müminseniz en üstün sizsiniz. Her zaman bu geçerli bir kuraldır. Yüce Rabbim bu duyduklarımızı, dinlediklerimizi önce gerçekten kavrayabilmeye, ikincisi gerçekten hayatımıza taşıyabilmeye, üçüncüsü burada vaat edilen güzel müjdelere erişebilmeye, bu güzel müjdelere erişebilmenin mutluluğunu hep beraberce ahirette yaşayabilmeye Rabbim muvaffak eylesin diyorum. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.